Ali Bulaç hocamız NATO'nun Türk İslam Birliği'nin önünde bir engel olduğunu vurgulayan bir yazı yazdı. Özetle şunları söylemiş. NATO yobazlığın önünde engel. Türk İslam Birliği'ne bir şey demez. Evet. Yobazlığa der. Çünkü Allah kabul etmez. Allah NATO'yu kullanır, Amerika'yı kullanır. Yobazlığa müsaade etmez. Samimi, Mehdi Müslümanlarını savunursan NATO da destekler, Amerika da destekler, Rusya da destekler, herkes destekler. Tabii. Evet. Şunları söylüyor yazısında hocam. NATO soğuk savaş sonrası dağılması beklenirken kendisine yeni hedefler belirleyerek alan dışı müdahale fikrini geliştirdi. Batı önce terörizm, kitle imha silahları gibi bahanelerle tehdit adı altında NATO'yu İslam dünyasına karşı kullanmaya başladı. NATO'nun yeni hedefleri arasında şunlar var. İslam dünyasının Batı karşısında güç birliği oluşturmasına imkan vermemek, Batı'ya karşı koyabilecek herhangi bir gücün teşekkülüne engel olmak, İslam dünyasının zenginliklerini kontrol altında tutmak, İslam'ın alternatif bölgesel küresel bir güç olmasının önüne geçmek demiş. Tamam, peki. Evet. Orada anlatmak istediği herkes biliyor. Yani bu ünlü evet. bir konu. Peki NATO Mehdiyet'e karşı mücadele veriyor mu? Hayır. Vermiyor. Tabii. Narcılar mı veriyor? Evet. Mücadeleyi NATO mu veriyor? Tabii ki. NATO Mehdiyet'e karşı ben tavır aldığını hiç görmedim. Duymadım da. Ama Narcıların, efendim, Zaman Gazetesi'nin Mehdiyet'e karşı tavır aldığını gördüm. Eğer samimi ise Ali Bulaç abimiz, ellerinden öpüyorum, hürmet ediyorum, saygı sunuyorum. İttihat-ı İslam'ı savunsun, Mehdiyet'i savunsun, İsa Mesih'in nuzulü için Allah'a dua etsin. İnşallah. İsa Mesih'in zahir olması için dua etsin. NATO'dan bin misli, milyon misli güçlü mücadeleyi yobaz takımı yapıyor. İttihat-ı İslam'ı durdurmak için kudurmuş gibi Mehdi'yi savunan Müslümanlara saldırıyorlar. Müslümanları pasifize etmek için narcılar gece gündüz abuk sabuk hurafelerle Müslümanları uyutmaya çalışıyor. Şahsı manevidir. Mehdi gelip geçmiştir. Ondan sonra önümüzde artık yüzlerce, binlerce, milyonlarca sene var. İstikbal bizim, işte küresel güçlere bizim karşı koymamız mevzu bahis değil. Ve bak çok vahim bir iddia. Ne diyor? Bizim İttihat-ı İslam gibi bir iddiamız yok diyor Zaman Gazetesi'nin bütün yazarları aşağı yukarı. Zaman Gazetesi'nde İttihat-ı İslam gibi bizim davamız vardır diyen bir tane yazar gördünüz mü? İttihat-ı İslam değil, bizim davamız yok diyor. NATO böyle mi diyor? NATO'nun ağzına böyle çıkmadı. NATO öyle bir faaliyette bulunmuyor. Dürüst konuşsunlar. NATO İslam'ın hakimiyetini iftihar eder. Bayağı da teşvik eder. İttihat-ı İslam'ı durdurmak için var güçlere gayret ediyorlar. Mehdiyet'e adeta savaş açmış durumdalar. Birçoğu. Yahut kendilerince bir durdurma faaliyeti içindeler. Asıl konu bu. NATO'yu bıraksın da bunlarla ilgilensin hoca. Asıl tehlikeyle, asıl karşı koyanlarla ilgilensin. Burada dürüst, samimi yaklaşmak lazım. Evet. Hocam, bir de siz dün NATO'nun olmaması durumunda Türkiye'nin nasıl zor durumda kalacağını da çok iyi anlattınız hocam. Anında darmakeşan ederler Türkiye'yi. Anında. NATO vesilesiyle Türkiye ayakta duruyor. Bir nimettir NATO. Şangay ekibi tozunu dumanına katar Türkiye'nin. Anında komünist yaparlar Türkiye'yi. İran modelinde çok rahat dayatabilirler. Darwinist materyalist ateist sistemi tırmandırabilirler. Ya direkt komünist yapabilirler Türkiye'yi. PKK'yı da bir anda orada hakim güç haline getirebilirler. Şangay ekibi için PKK tam müttefiktir. Tam aradıklarıdır. Onların tam ideal gördüğü devlettir. Komünist, Kızıl, Kürt devleti. Büyük komünist devlet. Arayıp bulamadıkları.